Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik çok önemli bir konuya dostlarım. Mutlak değer konusu. Hem TYT, hem KPSS, hem de DGS için en önemli konu %99 sınavda çıkacak olan bir konudur dostları. İyi dinleyiniz, tane tane anlatacağım. Temel düzeyde anlatacağım dostlarım. Hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağım. Yavaş yavaş soru çöze 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 İyice öğreneceğiz bu konuyu. Şimdi hemen vira bismillah diyelim. İlk önce bir odaklanmamızı bir ayarlayalım ve ilk kağıdımızı önümüze koyalım. Şimdi ne demektir bu mutlak değer? Bunu bir öğrenelim dostlar. Şimdi mutlak değerin orijinal tanımı, yani kitaplardaki tanımı şu. Bir sayının başlangıç noktasına, yani sıfıra olan uzaklığına o sayının mutlak değeri deniyormuş dostum. Ne demek yani öğretmenim bu? Şimdi sayı doğrusunu düşünün kardeşim. Hemen şöyle bir sayı doğrusu çizelim şurada. Şurası 0 olsun dostlar. Şurası eksi 5 olsun. Şurası 5 olsun. Bakın eksi 5 sayısının mutlak değerinden bahsediyorsunuz mesela. Şimdi bu eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı, uzaklık dediğimiz şey nedir? Her zaman pozitiftir. Asla negatif olmaz. Yani benim şu karşıki duvara olan uzaklığım nedir diye bir soru sorsak eksi 3 metredir demezsiniz. Her zaman 3 metre, 4 metre gibi pozitif bir sayı söylersiniz ki işte eksi 5'in de sıfıra olan uzaklığı sayın tek tek işte eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 deyin 5 tane birim çıkar dostum ki 5 birimdir. Yani eksi 5'in mutlak değeri, mutlak değer ne demekti? Sıfır olan uzaklığı daima 5'tir denir dostlarım. E hocam artı 5'in mutlak değeri ne? E onun da sıfır olan uzaklığı 5 birim. O yüzden artı 5'in de mutlak değeri 5'tir deriz. Şimdi biraz daha böyle halk diliyle söyleyeceğiz dostum. Mutlak değerin içinde yazılan sayı neyse dışarıya hep pozitif çıkar. İçeride eksi 3 mü yazıyor mesela? Eksi 3 var. Sen bunu 3 diye okuyacaksın. İçeride eksi 8 mi yazıyor? Bu dışarıya 8 diye çıkacak. Yani mutlak değerin içinde ne yazarsa yazsın dışarıya her zaman pozitif ifade olarak çıkacak dostum. İçeride eksi de olsa dışarıya pozitif çıkacak. Artı da olsa dışarıya pozitif çıkacak. Şimdi olayı bu. Mutlak değerin amacı, ifadesi içerideki sayıyı eksi de olsa, artı da olsa dışarıya pozitif çıkartmakmış. Şimdi bunu bir oturtalım kafaya. Şimdi peki dışarıya çıkmak demek ne demek hocam? Nasıl çıkacak dışarıya? Şimdi işte geldim. Asıl öğrenmeni istediğim kısım burası dostum. Şimdi mutlak değer içinde bir sayı var. Atalım eksi 7. Şimdi bunu dışarıya hep şöyle çıkartacaksınız. Bu kısmı öğrenin. Şu kısmı boş verin dostlarım. Dışarıya pozitif çıkıyor falan filan kısmını boş verin. Eksi 7 ya dostum. Mutlak değer içindeki ifadenin işaretine bakacaksın. İçerideki ifadenin işareti ne? Eksi. Bak olayın şu. Bunu mutlak değerden kurtulmanın yolu içinin işareti ile solundaki işaret. Solunda hiç ne yazıyor mutlak değerin? Hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyorsa ne demektir bu? Artı. İçindeki işaretle solundaki işareti çarp, eksiyle artıyı çarp, eksi, mutlak değeri artık paranteze döndür. Parantez oldu. İçeride ne var? Eksi 7. Neymiş olay? İçinin işaretini bul. Üstüne yaz. İçinin işareti eksi ya bakın mutlak değeri görmeyin. İçinde ne var? Eksi bir sayı var. Eksi. İçeriye yazdım. Üstüne yazdım eksiyi. Solundaki işaretle çarp, eksiyle artıyı çarp, eksi. Artık parantez oldu. Parantezin içinde de mutlak değerin içinde ne varsa onu yazıyorum. Eksi 7. Peki ne oluyor o zaman öğretmenim bu? Eksiyle eksinin çarpımı artı 7'yi de yazdım. Bakın eksi bir sayı dışarıya artı çıkıyor ama aşaması çok önemli bizim için. Niye bu kadar üstüne düştün öğretmenim bu aşamaları? Şunu niye gösterdin bize? Dostlar şimdi mutlak değerin içinde tamam eksi 8 yazdığında sen bunun dışarıya şu aşamayı atlayarak direkt son aşamaya gel. 8'i yaz eyvallah ama
Böyle de sormayacak be canım kardeşim. Böyle sınavda çıkmaz. Nasıl çıkar peki hocam? Harfli olur burası. Yani şöyle olur mesela. X eksi y olur mesela. İşte 2x eksi 3y olur. 4x eksi 5y gibi harfli bir şeyler olur canım kardeşim. Ve böyle harfli bir soru gördüğünde sen şu aşamayı mutlaka yapacaksın burada. Burayı mutlak değeri önce paranteze götüreceksin. Sonra parantezden de dışarıya çıkartacaksın. Bunu mutlaka yapacaksın canım kardeşim. O yüzden bu aşamayı iyice anlamanı istiyorum daha doğrusu. Bakın bir tane daha yapalım. Şöyle mavi renkle yapalım onu da. Mesela işte eksi 9 var mutlak değerin içinde. Sen şimdi önce neymiş birinci aşama? İçinin işaretini bulacaksın. Eksi 9 içi. O zaman eksi. Sol tarafında ne var? Artı var mutlak değeri. İçindeki ile sol tarafı çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı nedir? Eksidir. Peki paranteze döndürdüm artığı. İçini de aynen yazıyorum eksi 9 diye. Ve eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 9 diyorum buna da. Mevzu bu canım kardeşim. Bunu lütfen iyi öğren. Birazdan sorularla iyice öğreteceğim sana zaten bu kısmı. Şimdi gelelim. Öncelikle mutlak değeri şu iyice kavramak adına bir ısınma soruları hazırladım dostlarım. Direkt sınavda çıkmayacak soru tarzlarıdır bunlar. Ama yine de bir çözelim istedim. Direkt sayılarla muhatabız burada. Bakın harflerle muhatap olmayacağız. Sayılarla muhatap olacağız. Şu harflere de aldanmayın. Bunların da yerine sayı yazmamızı isteyecek bizden. O yüzden buradaki 6 sorumuz da kolaydır. Yani sınavda çıkmayacak tarzda sorular. Sadece ısının diye yapıyorum. Şimdi eksi 6 mutlak değer içindeyse dışarıya nasıl çıkacak? Artı 6. Uzatmadan sayı olduğu için hemen yazdım. Artı 4 mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Yine artı 4 çıkacak. O zaman aradaki işareti de yazdım. Aradaki işaret eksiymiş onu koydum. Eksi 2 mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Artı 2 çıkacak. Peki toplayalım şimdi çıkartalım. 6 ile 4'ün toplamı 10. Eksi 2 var. Ondan da 2 çıkarsa 8'i bulduk. Geldik şuna. Şimdi önce şu mutlak değerin içini yapalım. Önce içinin işlemini yapalım dostlar. Eksi 5 artı 3 daha ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Eksi 2 de dışarıya nasıl çıktı? Artı 2 diye çıkıyordu. Yazdık bunu. Şimdi şuraya da artımızı koyalım. Şuraya geldik şimdi. Bakın iç içe 2 tane mutlak değer var. Önce şu içeridekiyle başlayacaksınız. İç içe bir sürü mutlak değer varsa en içeridekinden başlanır her zaman işlemi yapmaya. Bakın bir büyük mutlak değer, bir de şurada küçük mutlak değer var, görüyorsunuz. Peki burası nedir? 1'den 3 çıktı, eksi 2'dir. Yani mutlak değer eksi 2'ymiş burası. Peki eksi 2 mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Artı 2 diye çıkacak. O zaman şöyle mi oldu? Şu 4'ü yazayım, şu eksiği yazayım, şu mutlağı koyayım. Şuranın sonucu ne çıktı? Eksi 2 idi mutlak değer içinde. O da dışarıya artı 2 diye çıktı. Peki 4 eksi 2 var burada da arkadaşlarım. 4 eksi 2. 4'ten 2 çıkarsa 2 kaldı ki mutlak değer 2 oldu burası. O da zaten 2 diye çıkacak dışarıya. 2 ile 2'nin toplamı da 4'ü bulduk bile. Geldik şuna. Şimdi en dıştaki şu mutlak değer dursun. 8 dursun. Eksisi dursun. Bu mutlak değer de dursun. 3. Eksisi dursun. Şimdi şu mutlak değerin sonucunu bulalım. Bakın şurası. Mutlak değer eksi 4 diyor. Eksi 4 dışarıya nasıl çıktı? Artı 4 diye çıktı. Şimdi mutlak değerimiz var. Bir tane daha var. Şimdi geldik şu içerideki mutlak değeri yapmaya. O yüzden şu baştaki dursun. 8 dursun. Bir de sondaki dursun. Şurada da eksi var. 3'ten 4 çıktı. Burası ne yaptı? Eksi 1. Ama mutlak değer içinde eksi 1. Eksi 1 mutlak değer dışına nasıl çıkar? Artı 1 çıkar. Şuradaki eksi bu işlemin eksisi. Sakın karıştırma. Peki 8'den de 1 çıktı. 7. Mutlak değer içinde 7 de dışarıya 7 diye çıktı. Cevabım 7 geldi bile çoktan. Evet şuna geldik şimdi. Bakın burada mutlak değer içinde x eksi y var dostlarım. Şimdi isterseniz y yerine x eksi 3 yazabilirsiniz burada. Ya da şu eksi 3'ü bu tarafa, y'yi de buraya alalım. X eksi y ne oldu? Y buraya eksi geldi. Eksi 3 de buraya artı 3 olarak geldi. Yani x eksi y eşittir 3'müş. O halde x eksi y gördüğümüz yere 3 yazalım biz. Şöyle oluyor bakın. 2 çarpı mutlak değer içinde 3 oluyor.
artı. Peki y eksi x nedir öğretmenim? Y eksi x de bakın bunu komple yer değiştirmeniz demek çıkartma işleminde y eksi x. O da sonucun işaretini değiştirmeniz demektir. X eksi y 5 ise y eksi x eksi 5'tir. X eksi y 8 ise y eksi x eksi 8 demektir. Bunu da getirdim mutlak değer içine eksi 3 diye yazdım. Peki düzenleyelim. Bakın mutlak değer 3 var burada. Şimdi 2 çarpı mutlak değer 3 nasıl çıkar? 3 diye çıkar. Artı mutlak değer eksi 3 nasıl çıkar? E hocam o da 3 diye çıkar. O zaman bakın çaktırmadan aslında mutlak değerin bir özelliğini öğrendik. Mutlak değer x eksi y de 3 çıktı. Mutlak değer y eksi x de 3 çıktı. Gerçekten de böyle dostum. Bunu da özellik olarak hemen defterinize yazın isterseniz. Şöyle diyeyim. Mutlak değer içerisinde a eksi b her zaman eşittir yine mutlak değer içerisinde b eksi a'ya. Yani mutlak değer içerisinde yer değiştirmeleri çıkartma işleminde sonucu değiştirmiyormuş. İkisi de pozitif artık 5 ise 5, 7 ise 7 diye çıkıyormuş meğerse. Peki şunu sonuca da bağlayalım. Önce çarpma yapılır. 2 kere 3 6 artı bir de 3 var. 6 ile 3'ün toplamı da 9'u bulduk bile. Şimdi burada ne diyor? X yerine eksi 1, y yerine 3 yazın diyor. Hadi yazalım. Y yerine 3 yazarsam mutlak değer 3 bölü x yerine de eksi 1 yazdım. Artı yine mutlak değer içinde x yerine eksi 1, y yerine de 3'ü yazdım. Peki 3'ü eksi 1'e bölersek ne olur? Eksi 3 olur tabii mutlak değer içinde. Eksi 1 ile 3'ün toplamı ne yapar? 2 yapar. Onu da mutlak değer içinde yazdım. Eksi 3 dışarıya nasıl çıkıyor dostum? Artı 3. Artı 2 dışarıya nasıl çıkıyor dostum? Yine artı 2. 3 artı 2 oldu. O da 5 oldu. Son soruyu da patlatalım hemen. Eksi 6 ile 8'in toplamı artı 2'dir. Artı. Şuraya geldim. Şurada bakın. Önce şurada bir mutlak değer içinde eksi 10 var. 1 eksi 10'muş gibi duruyor ama mutlak değer eksi 10 demek o. Peki eksi 10 artı 10 diye dışarıya çıkacak. Burada da ne var? 7 var. Eksi var. 10 diye de bu çıktı dışarıya. Peki mutlak değer 2? 2 diye çıktı. Artı. Bu adam da 7'den 10 çıkarsa eksi 3 diye de bu mutlak değer içinde durdu. Peki şimdi geri devam edelim. 2 artı. Eksi 3 dışarıya nasıl çıkıyormuş? Artı 3 diye çıkıyormuş. 2 artı 3'ten de 5 geldi sorumuzun cevabı. Dostlar tekrar söylüyorum. Bu sorular üniversite sınavında çıkmaz. Ama soru bankalarında olur. İlk testlerinde böyle sorular mevcuttur. Isınma sorusudur bunlar daha çok. Biz de ısındık mutlak değeri. Daha doğrusu aslında mutlak değerin sayısal sorularını ısındık. Şimdi asıl sorular şimdi geliyor işte dostum bak. İşte harfli sorular bakın bu şekilde üniversite sınavında hem sorulmuştur hem de hala sorulma potansiyeli olan sorulardır. Harfli bakın mutlak değer içinde harfler var. Bunların dışarıya nasıl çıktığını söyleyeceğiz şimdi dostlar. Bu daha önemlidir. Bundan sonraki sorular daha da önemlidir. Haberiniz olsun. Peki ilk sorumuza bakıyoruz hemen şimdi ne diyormuş. Diyor ki mutlak değer x eksi 2 var. 1 eksi x var. Ama x için ne demiş bakın. X sıfırdan küçük bir sayı olduğunu bize belirtmiş. X negatif bir sayı arkadaşlarım. Hemen sırf şunun için. Bakın amacınız bu harfli sorularda önce içinin işaretini bulmak olsun dostum. Şu içinin pozitif mi negatif mi olduğunu belirleyin. Bunun için de x'e canınızın istediği bir değer verin şu şarta uygun. Sıfırdan küçük diyor ya şartımızda. Sıfırdan küçük bir değer ver. Canın ne istiyorsa eksi 2 ver, eksi 1 ver, eksi 3 ver, eksi 100 ver. Ne istiyorsan ver ama bil ki bu sadece işaret belirlemek için verdiğim bir değer. İşaret belirlemeye yarar bu, tamam mı? Belirleme değeri diyelim biz buna. Peki eksi 2 verdik. Şimdi x'e eksi 2 desem. Eksi 2 eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 4. Yani bak burası kesin negatif bir sayı. Hemen içinin işaretini belirledim. Üstüne yazdım. Şuraya geldik. 1 eksi eksi 2 değil mi? X'e de eksi 2 demiştik. 1 eksi eksi 2. Bak yazıyorum. 1 eksi
eksi 2'ymiş bu. Peki eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 1 artı 2'den 3 geldi mi burası? Yani artı bir sayı çıktı. Artı 3. O zaman üstüne artıyı yazdım. Bak bu eksi 2'yi vermemdeki tek bir amaç vardı. İçinin işaretini belirledim dostum. Birinci adım ne demiştim size? İçinin işaretini belirleyin. Peki geldik ikinci adıma hocam. Neydi ikinci adım? Üstündeki işaretle solundaki işareti çarpacaksın ve paranteze döndüreceksin. Bak bunun solunda bir şey yazmıyorsa bu artı demektir. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Artık mutlak değer paranteze döndü. İçini de aynen yazdım. X eksi 2. Geldim buraya. Artı ile artının çarpımı artıdır. Mutlak değer paranteze döner. 1 eksi x oldu. İşte bu hale getirdiysen bundan sonrası kekliktir. Hemen şimdi eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi x oldu. Eksi ile eksi 2'nin çarpımı artı 2 oldu. Artıyı içeriye dağıtıyorum. Artı 1 olur. Eksi x olur. Hadi toparlayalım. Eksi x, eksi x daha eksi 2x yapar. 2 ile de 1'in toplamı artı 3 yapar. Artı 3 eksi 2x. İşte cevabımız burada 3 eksi 2x'miş doğru cevap. Bakın bir tane daha yapıyoruz. İyice öğreniyoruz artık. Tamam mı canım öğrencileri? Şimdi dikkatlice dinleyin. Sırf içinin işaretini daha rahat bulayım diye A'ya, B'ye ve C'ye canımın istediği şu şarta uygun değerler vereceğim. Mesela B negatifmiş bak sıfırdan küçükmüş. Eksi 2 diyeceğim. A da B'den küçükmüş. Eksi 3 diyeceğim. Ya hocam niye eksi 2 eksi 3 dedin? La sen istiyorsan eksi 200 eksi 1500 de fark etmez tamam mı? Eksi 1 de eksi 5 de istiyorsan. Canın ne istiyorsan. C de sıfırdan büyükmüş. Hadi 1 diyelim ona da. Fark etmez ne de olsa. 2 de 3 de 5 de fark etmiyor. Şimdi gelelim içinin işaretini buluyoruz. Bak önce birinci mutlak değer. Şimdi A neydi? Eksi 3 yazıyorum. Eksi var arada eksiyi yazıyorum. B neydi? Eksi 2. Onu da şöyle eksi 2 diye yazdım. Peki toparlayalım. Eksi 3 eksi ile eksinin çarpımı artı 2. 1 eksi 1 artı iken toplanınca ne yapıyoruz? Çıkartma yapıyoruz. 3 eksi 2 diyerek 1 diyoruz. Ve büyük olan 3'ün önündeki işareti alıyoruz. Eksi 1. Yani buranın sonucu eksi 1 dedim benim verdiğim diğere göre ama o önemli değil. Önemli olan işareti eksi. Hemen üstüne eksiyi çaktım. Tamam mıdır kardeş? Bak inşallah anlıyorsun canım öğrencim. Şimdi hadi gelin bir de şunu yapalım. C eksi B'yi yapalım. Şimdi C neydi? 1. Eksi diyor arada eksi var. B neydi? Eksi 2. 1 eksi eksi 2. Peki düzenleyelim. 1 eksi ile eksinin çarpımı artı 2. 1 artı 2 ne yaptı? 3. Yani pozitif bir sayı çıktı sonucumuz. O yüzden üstüne artıyı yazdım ben de. Devam ediyorum. Devam ediyorum hiç kesmeden. Hadi şimdi alttaki A eksi C mutlak değerinin işaretini bulalım. A neymiş? Eksi 3'müş. Eksi var arada. C neymiş? 1'miş. Eksi 3, eksi 1 daha ne yapar? Eksi 4 yapar. Yani sonucumuz negatif bir sayıymış. Üstüne eksiyi çaktım. Şimdi iş birinci adım tamam. Hepsinin içinin işaretini bulduk. Şimdi geldik. Soldaki işaretle üste yazdığımı çarpıyorum. Bak eksi ile artının çarpımı eksidir. Artık mutlak değer değil parantez oldu burası. A eksi B döndü. Artı ile artının çarpımı artıdır. Parantez oldu artık burası. C eksi B. Bölü dedim. Şurada artı vardı. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Paranteze döndürdüm. A eksi C yaptı. Hadi şimdi bir de parantezleri açalım. Şu eksiyi içeriye dağıtalım. Hatta farklı bir renk alayım ben arkadaşlarım. Şöyle maviyi alayım. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi A geldi. Artı B geldi değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı. Artıyı içeriye dağıtıyorum. Artı C eksi B. Bölü. Eksiyi içeriye dağıtalım payda kısmında. Eksi A artı C. Hadi şimdi bir toparlama aşaması. Bakın burada B var. Burada eksi B var. Bunlar gitti. Ne kaldı geriye? Eksi A kaldı artı C. Bölü. Aşağıda da eksi A artı C. Yani yukarıdakiyle alttaki birbirinin tıpatıp aynısıysa bunlar komple sadeleşirler. 1 kalır. Hani şunu gibi düşün. 5 bölü 5 gibi. Yukarıdakiyle alttaki aynıysa 5 5'e bölünürse 1 çıkar değil mi?
A bölü A gibi, B bölü B gibi bir şey, X bölü X gibi bir şey yani. Cevap 1. Peki, hadi bunu hallettik. Geldik şimdi bir sonrakine. Şu alttaki soruya bakalım dostlarım. Bakın yine içlerinin işaretini belirleyeceğiz önce. A'ya bir değer verelim. Sıfırdan küçük olduğu için eksi 2 diyelim. B de sıfırdan büyük olduğu için hadi 3 diyelim buna da. Şimdi şu parantezin içinde bir tek A var. A'da nasıl bir sayı? Eksi bir sayı. O zaman bu mutlak değer, parantez değil. Mutlak değerin içinde eksi bir sayı var. Yani içinin işareti eksi. Peki bu mutlak değerin içinde sadece B var. B'de artı bir sayı olduğu için bunun içinin işareti de artıdır. Sonuncusuna geldim. Burada da A eksi B var. Hemen işlemi yapıyorum. A eksi 2 idi. Arada eksi var. B'de 3'tü. Eksi 2, eksi 3 oldu burası. Yani eksi 5. O zaman bunun da içinin işareti eksi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun solunda artı vardır. Hiçbir şey yazmıyorsa artı vardır diyorum. Üstteki ile soldakini çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi. Mutlak değer artık parantez oldu A. Artı ile artının çarpımı artı. Mutlak değer parantez oldu B. Bölü. Eksi ile artının çarpımı eksi. Mutlak değeri döndürdüm paranteze eksi B. Tamam. Hadi toparlıyoruz. Son aşamaya geldik dostlarım. Ne diyoruz şimdi? Şu eksi A olur burası. Artı B olur. Bölü. Burası da eksiyi dağıtıyorum. Eksi A olur. Artı B olur. Bakın üstteki ile alttaki birbirinin tıpatıp aynısıysa 5 bölü 5 gibi demiştik. 1 çıkar sonucumuz. Evet, cevabımız 1 çıktı dostlar. Devam. Hadi bakalım. 3 tane daha soru çözelim hemen. Sonra mutlak değerin özelliklerini öğrenmeye geçeceğiz. Evet, geldik buraya. Bakın x için ne demiş? Eksi 3'ten büyük bir sayı, 2'den de küçük bir sayı. Hemen rastgele bir değer verelim. Ne diyelim? Eksi 3 ile 2 aralığında at kafadan bir sayı. 0 de mesela. 1 de. Eksi 1 de. Hepsi olur. Hepsinden işaretler aynı çıkar. Tabii bu değeri biz ne için verdik? Bu değer verme işini sakın karıştırmayın ha. X ve 0 değil bak sakın ha. X 0'dır deyip hemen buraya 0 yazıp sonucu bulmayın yani. Tamam mı kardeşim? Biz bunu sadece dışarıya nasıl çıkartacağımızı, içinin işaretini anlamak için verdik. Peki x'i 0 dediğinde 0 ile 3'ün toplamı ne yapar? 3. Yani artı bir sayı. Peki x'i 0 dediğinde 0 ile eksi 2'nin toplamı ne yapar? Eksi 2. Yani eksi bir sayı yapar. Tamam hocam. Buraya kadar her şey yolunda. Peki şimdi artıyı dışarıya çıkartalım. Artıyla ne yapıyordum? Solundaki işareti çarpıyorum. Artıyla artının çarpımı artıdır. Paranteze döner artık. X artı 3. Eksi ile artıyı çarpıyorum. Eksi paranteze döndü. X eksi 2. Hadi şimdi bir de artıyı dağıtalım. Artı x olur. Artı 3 olur. Eksiyi dağıtalım. Eksi x olur. Artı 2 olur. Bakın artı x ile eksi x gider. 3 ile 2'nin toplamı cevapta 5 geldi. Bu verdiğim değeri sadece işaret belirlemek için kullanıyoruz. Unutmayın. Hadi geldik şuna. Şimdi 2 ile 5 arasındaymış x. Hemen rastgele bir sayı at arkadaşım. 3 de mesela. Değil mi? Bu arada zaten ya 3 ya da 4 olur. Bir de virgüllü sayılar olur ama biz tam sayıları seçiyoruz tabii ki. 3'ü seçtik. Şimdi bunun işaretini belirleyelim. X 3 ise 3'ten 2 çıktı. Ne yapar burası? 1. Yani artı 1. Yani artı. Peki x 3 ise 3'ten 5 çıktı. Burası ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Yani negatif bir sayı yaptı. Hadi şimdi toparlayalım. Soldaki işaret artı. Artı ile artıyı çarpıyorum. Artı. Paranteze döndürdüm. İçini aynen yazdım. Parantez oldu. Şimdi şu eksi ile şu artıyı çarpıyorum. Eksi. 2 de var burada. Onu da unutmayalım. Mutlak değer paranteze döndü. X eksi 5. Şimdi bir de işaret parantezleri açalım. Artıyı içeriye dağıtıyorum. Artı x eksi 2. Eksi 2 içeriye atıyorum. Eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 5'in çarpımı da artı 10. Sonucu toparlayalım. X var. Eksi 2x var. Toplarsak eksi x yapar. Eksi 2 ile artı 10'un toplamı da artı 8 yapar. Evet. Eksi x artı 8 cevabı bulduk. Geldik şuna. Bak x sıfırdan küçükmüş. Hadi bir değer atalım. X olsun ne olsun? Eksi 1 olsun. Şimdi önce şu mutlağın işaretini bulalım. X var sadece. X de eksi 1'di. Yani negatif bir sayıydı. O zaman eksi burası.
X neydi? Eksi 1. Ne oluyor orası? Eksi 1 var, bir de eksi 2 var. Yani eksi 3 mü geliyor? Yani eksi bir sayı. O zaman buraya da eksiyi çakalım. Bunun solunda da artı vardır. Peki şimdi dışarıya çıkartıyoruz. 4 var bir kere dursun. Artı 2 var. Şuraya bakalım. Eksi ile artının çarpımı nedir dostlarım? Eksi. Yani şuraya şöyle yapayım. Çarpısı ya burası. Eksi paranteze döndü x. Şöyle oldu. Bölü eksi ile artının çarpımı eksi paranteze döndü x eksi 2. Hadi toparlıyoruz. Şimdi 4 dursun yine. 2 ile eksi x'in çarpımı artı ile eksinin çarpımı bir kere eksidir. 2 ile x'in çarpımı eksi 2 x'tir. Bölü eksi içeriye dağıtıyorum. Eksi x artı 2 oldu. Peki. Üst tarafı 2 parantezinde alsak dostum, bak çarpanları ayrıma yapıyoruz şimdi. 4 2 çarpı 2 demektir. 2'nin birini ben parantezin başına aldım. Bir tane 2 kaldı. Şuradaki 2'yi paranteze almıştım. X kaldı bir tek. Bir de aradaki işaret eksi olduğu için eksi x bölü. Burayı da artı 2 var. Eksi x var. Şu şekilde yazdım. Ve bakın 2 eksi x ile 2 eksi x sadeleşti dostlarım. Ne kaldı geriye bir tek? 2 kaldı. Cevabımız 2 çıktı. Evet kardeşler, şimdi geldik. Bakalım kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Biraz daha ilerletelim bu videomuzu. Şimdi mutlak değerin özelliklerini öğreneceğiz ki işte burası da çok önemli bir kısımdır dostlar. İlk öğrenmenizi istediğim özelliği, mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitse. Hocam ne yapacağız biz bu durumda? Dostlar, mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitse, bunun dışarıya çıkış yolu, mutlak değerin içindeki sayıyı yazıyorsunuz. Bu sayı, yani mutlak değerin içindeki ifadeyi yazıyorsunuz. İlla sayı olacak diye bir kural yok. Ya bu k'ya direkt eşittir ya da bu ifade k'nın negatifine eşittir. İşte birinci özelliğimiz bu. Şimdi şuna bakın. X artı 3 var mutlak değer içinde. 5'e eşit. Ya şöyle düşünsene. Mutlak değerin içindeki sayı ya 5'tir o zaman ya da eksi 5'tir. Çünkü ne öğrendik biz? İkisi de dışarıya pozitif çıkıyor. İkisi de 5 olarak çıkıyor. Yani dışarıya 5 çıkmış olması içerideki ifadenin illa 5 olacağı anlamına gelmez. Belki de eksi 5. Eksi 5 de olsa dışarıya 5 çıkar. Artı 5 de olsa dışarıya 5 çıkar. O yüzden ne yapıyoruz biz? İçindeki ifadeyi hem bir artı 5'e hem de eksi 5'e eşitliyoruz dostum. Yani aslında mutlak değerin ilk özelliğini yapıyoruz. Bildiğiniz özelliğini yapıyoruz. İlk tanımındaki ifadeyi. Demek ki neymiş canım öğrenciğim? Mutlak değer bir sayıya eşit verdiyse bize, içinin ifadesini, yani içinde x artı 3 var ya, bu x artı 3 denilen amcayı bir verilen sayıya 5 olarak, bir de verilen sayının negatifine eksi 5 olarak işaretliyormuşuz. Mevzu da buymuş dostlar. Şimdi geri kalanı çözelim. Bu denklem çözüyoruz artık. 3 buraya eksi geçer. 5 eksi 3'ten 2 gelir. Bakın x'in birinci değeri 2. Değerlerini bulun diyor. 3 buraya eksi 3 olarak geçecek. X eşittir. Eksi 5 eksi 3 daha eksi 8. İşte x'in 2 tane değerini bulduk dostlarım. Bir 2 olurmuş x, bir de eksi 8 olurmuş. İşte x'in 2 değeri bunlardır. Şimdi gelin bu özelliği biraz daha örneklerle süsleyerek daha da iyi öğrenmeye çalışalım. Bakın dördünde de görüyorsunuz bir mutlak değer bir sayıya eşit arkadaşlarım, görüyorsunuz. Mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşit. Hemen şunu yapalım. Ne demiştik kural olarak? İçini bir yazıyorsun 2x eksi 1'i, bir dışarıdaki 9'a eşitliyorsun, bir de 2x eksi 1'i eksi 9'a eşitliyorsun. Bitti işte olay. Hemen eksi 1'i buraya atalım, artı 1 geçer 10 olur. Demek ki x eşittir 2x 10 ise x eşittir 5 gelir. Eksi 1'i buraya artı 1 olarak atıyorsun hemen. 2x eşittir eksi 9 artı 1 daha eksi 8 yapar. X eşittir 2'ye bölersek eksi 4. Ne diyor? X tam sayılarının toplamı kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın 5 ile eksi 4'ü toplayın diyor yani. O da ne yaptı? 1 yaptı. Sorumun cevabı 1 geldi. Evet, hemen altındakine bakıyorum. Bu da yine gayet kolay bir soru. Hepinizin çok rahat yapabileceği bir sorudur. Önce şu 5'ten bu tarafa atalım, bir kurtulalım. Yani x artı 4 eşittir. 5 buraya eksi 5 olarak geçecek. 6 eksi 5'ten 1 geldi. Yani yine mutlak değer bir sayıya eşit. O zaman ne diyordum ben?
İçini yani x artı 4'ü bir 1'e, x artı 4'ü bir de eksi 1'e eşitliyorum canım kardeşim. Peki 4 buraya geçerse x eşittir 1 eksi 4 olur yani eksi 3. 4 buraya geçerse eksi 4 olarak eksi 1 eksi 4'ten de eksi 5 gelir. İşte x'in 2 değeri buymuş. Bize de neyi soruyor? Çarpımları. Eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı 15 artı 15 yaptı. Hadi geldik bunu çözmeye. Ne yapıyorum şimdi can öğrencim? 2'ye ayırdım. 2x artı 5 bir 7'ye eşittir. 2x artı 5 bir de eksi 7'ye eşittir dedi. 5'i buraya atarsak 2x eşittir 2 olur. X eşittir 1 gelir. 5'i buraya atarsak 2x eşittir eksi 12. X eşittir eksi 6 geldi. X değerlerinin toplamı. Eksi 6 ile 1'in toplamını istiyor bizden. O da eksi 5 yaptı diyebiliriz dostlar. Evet burada ne diyor? Yine x değerlerinin çarpımını bulun diyor. Biz önce şu mutlak değeri şöyle bir 2'ye ayıralım yine sayfamızı. Yani 5 eksi x bölü 2'dir mutlak değerin içindeki ifade. Bunu ne yapıyoruz dostlar? Bir 3'e bir de eksi 3'e eşitliyoruz. Hemen bulalım. 2'yi buraya atarsak 5 eksi x eşittir 6 olur. Şimdi eksi x'i buraya atalım artı x gelsin. 6 da buraya eksi 6 olarak gelsin. Yani eksi 1 çıkıyor x'in birinci değeri. Şu 2 ile burayı çarpalım. 5 eksi x eşittir ne yaptı? Eksi 6. Şimdi eksi 6 buraya artı olarak geldi. Eksi x de bu tarafa artı x geçti. 11 çıktı x. Çarpımlarını soruyor. Eksi 1 ile 11'in çarpımı da eksi 11 yaptı dostlar. Evet güzel. Birinci özellikle ilgili iki soru daha çözelim. Bakın bu sefer çift mutlak değerli bir ifademiz var. Bir sayıya eşit iki tane mutlak değer var. Şimdi burada ne yapacağız peki öğretmenim? Önce en dıştaki ifadeyi alacağız arkadaşlar. Yani şu maviyle yapayım bunu bakın. Önce şu mutlak değerden bir kurtaralım. Şimdi bu mutlak değer bir sayıya eşit mi? 3'e. O zaman bunun için ne yapıyorduk? Kural ne dedim size? Bu mutlak değerin içini şöyle 2'ye ayırıyoruz sayfamızı. İçinde ne yazıyorsa. Hocam bir daha mutlak değer yazıyor. Yazsın. Ne yazıyorsa yazsın. İçindeki ifadeyi bak ne var içinde? X eksi 1'in mutlak değeri var bir de eksi 2 var. İşte bu içindeki ifadeyi bir 3'e bir de eksi 3'e eşitliyorsunuz dostlarım. Olayınız bu. Bak burada güzel de bir şey gelecek şimdi. İyi öğrenin. İyilik takip edin burayı. Peki tamam bir toparlayalım hocam. Şimdi şu eksi 2 buraya gelirse mutlak değer x eksi 1 eşittir. 3 artı 2'den 5 olur. Bak bir mutlak değer bir sayıya daha eşit. O zaman ben burayı da 2'ye ayıracağım değil mi şimdi? Ama şurayı da bir bakalım. Şimdi bu eksi 2'yi buraya artı 2 olarak atalım. Burada ne kaldı? Mutlak değer x eksi 1 kaldı eşittir. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1 geldi. E hocam burayı da mı 2'ye ayıracağız? E normalde ne öğrendik biz? Mutlak değer bir sayıya eşitse bir eksilisine bir artılısına eşitlemeyi öğrendik. Ama dur işte bak buraya şimdi dikkat işte canım kardeşim. Burada iki kere dikkat et. Seni ÖSYM'deki amcalar burada tufaya düşürür. Dikkatli ol burada dikkat. Burada çözüm kümesi yani x dediğimiz değerler yoktur. Çözüm kümesi boş kümedir canım kardeşim burada. Ya neden hocam neden öğretmenim? Biz ilk tanımı ne dedik arkadaşlar? Mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıya eşittir. Negatif bir sayıya asla eşit olmaz. Mutlak değer eşittir negatif sayı. Asla olmaz. Böyle bir şey matematikte yok canım kardeşim. O yüzden buradan sonuç bulamazsın. Yani şöyle yapma burada. X eksi 1 bir de eksi 1'e eşitleme. Yanlış yaparsın. Mutlak değer negatif bir sayıya asla ve asla eşit olmaz. Mutlak değerin içi olur bak. X eksi 1, eksi 1'e eşit desen doğru bir şeydir. Ama mutlak değer x eksi 1, eksi 1'e eşit midir? Hayır. Mutlak değerli bir ifade asla negatif sayıya eşit değildir. En az 0 olur mutlak değerli bir ifade dostum. Peki şuraya bakalım. Bakın mutlak değerli bir ifade artı 5'e eşit. Bu normal olabilir. Hemen ne yapıyoruz şimdi? İçini yani x eksi 1'i bir 5'e, x eksi 1'i bir de eksi 5'e eşitliyoruz. Eksi 1 buraya geçerse x eşittir 6. Eksi 1 buraya geçerse x eşittir eksi 4 olur. 2 tane değeri vardır. X'in kaç farklı değeri vardır?
Bak bunun şıklarında 4 de vardır ha. A şıkkı 1, B şıkkı 2, C şıkkı 3, D şıkkı 4, E şıkkı da 5 diyelim hadi. Ya da 0 da diyebiliriz arkadaşlarım. Hiç X de olmayabilir tabii ki. Sen ne işaretleyeceksin? Sakın ha 4'ü işaretleme. 2 tane değeri vardır. Buradan da 2 tane çıkartırsın eğer içini bir eksi 1'e bir 1'e eşitlersen kafan karışmasın. Hadi şunu yapalım şimdi. Bak ne yapıyoruz? Önce en dıştaki mutlak değerin özelliğini uygulayalım. Şimdi bu mutlak değerin içindeki ifadeyi şöyle ikiye ayırıyorduk sayfamızı. İçinde ne yazıyorsa mutlak değer x eksi 3 eksi 6 yazıyor. Buraya da yazayım. Mutlak değer x eksi 3 eksi 6. Bunu bir artı 2'ye bir de eksi 2'ye eşitliyorsun can öğrenci. Eşitledik mi buraya kadar? Şimdi devam edelim. Ne yapıyoruz şimdi? Eksi 6'yı bu tarafa atıyoruz. Mutlak değer x eksi 3 eşittir. Eksi 6 artı geçti 8. Mutlak değer x eksi 3 eşittir. Eksi 6 artı geçti buraya. Eksi 2 artı 4 artı 6 daha artı 4 oldu. Oba bak ikisinde de sorun çıkmadı. 4 tane değer çıkacak demektir buradan can kardeş. Çünkü bak ikisinde de mutlak değer artı bir sayıya eşit geldi. Gördün mü kardeş? Şimdi buradan da 2 değer gelecek. Buradan da 2 değer gelecek artık. Getirelim. X eksi 3 bir 8'e eşittir. X eksi 3 bir de eksi 8'e eşittir. O zaman x eşittir 11. X eşittir eksi 5 gelir. Şurayı yapalım. X eksi 3 bir 4'e. X eksi 3 bir de eksi 4'e eşittir. X eşittir bir 7. X eşittir bir de eksi 1 gelir ki 4 tane değeri çıkar canım kardeşim. Bak seni şaşırtmak için soru bankalarında şöyle yazacaklar. Şöyle bir soru olacak mesela. Hemen atıyorum kafadan. Mutlak değer içinde bir mutlak değer daha x eksi 3 eksi 6 diyelim yine eşittir eksi 7 diyecek mesela. Hemen tavşan gibi zıplamayın canım kardeşim. Mutlak değerli bir ifade negatif sayıya eşit olmaz. Peki çözüm kümesi ne öğretmenim bunun? Boş küme. Yani kaç tane x değeri vardır diye sorarsa 0 tane. Buradan bir sayı çıkmaz çünkü. Direkt mutlak değer negatif bir sayıya eşitse asla buradan çözüm kümesi gelmez can öğrenci. Evet. Birinci özelliğimizi hallettik. Mutlak değeri bir sayıya eşitlemiştik dostlar. Şimdi geldik. Bir soruda iki tane mutlak değerin birbirine eşit olduğunu görürsek ne yapacağız? Bunu öğreniyoruz dostlar. Aslında çok basit. Aslında hani az önce ne öğrendik? Mutlak değer bir sayıya eşitse. Ne yapıyordum? Bir bunun artılısına bir de eksilisine eşitliyordum. Burada da aynı muhabbeti yapıyoruz dostlar. Yani şöyle düşünün. Mutlak değerli bir x eksi 3 var eşittir. Mutlak değerli atalım kafadan 5 eksi x var mesela. Salladım bunları. Ne yapacakmışım ben? Neymiş kural? Bir ikisini de aynen çıkartacakmışım. Yani yine 2'ye ayırıyorum sayfamı. İkisi de artı çıkacak. Aynen. Yani x eksi 3 eşittir 5 eksi x. Bu bir. Bir de birini artı diğerini eksi. Hocam ikinciyi mi eksi çıkar? Fark etmez. Yani senin birinciyi eksi çıkartıp ikinciyi artı çıkartmanla birinciyi artı ikinciyi eksi çıkartman arasında hiçbir fark yok. Yani şöyle düşün. X eşittir 5 ile eksi x eşittir eksi 5 arasında hiçbir fark yok kardeşim. Ya da x eşittir 7 ile x pardon eksi ne diyelim? Evet eksi 7 diyelim. X eşittir eksi 7 ile eksi x eşittir 7 arasında hiçbir fark yok. Bu da x'in eksi 7 olduğunu, bu da x'in eksi 7 olduğunu söylüyor. Yani eksiyi ne tarafa koyduğunun bir önemi yok canım kardeşim. Tamam mı? Buradan ikisinden de çıkan sonuç aynıdır. O yüzden biz buna bakmayalım da buna bakarız deriz mesela. Yani birinciye artı çıkartalım. X eksi 3. İkinciyi de eksiyle çarpalım. Yani eksiyle çarparsam ne olur? Eksi 5 artı x olur diye. Böyle çıkartacakmışız. Tamam mı dostlar? İki tane mutlak değer eşitse ki bunu geometride, analitik geometride kullanacağız. Böyle bir özelliğimiz var dostlarım. Noktanın doğru olan uzaklığı formülünde bir özel bir soru tipimiz var. Orada göstereceğiz bunu bir daha. Şimdi gelin bunu yapalım birlikte. Bakın ne diyor? Mutlak değerli bir ifade başka bir şeye eşit. O zaman ne yapıyorduk biz can öğrenci? Bunu bir hemen bir x'e eşitliyorum. Yani 3x eksi 1 eşittir x diyorum. Hemen x'i buraya alalım. 2x eşittir 1'i bu tarafa alalım. 1 x eşittir 1 bölü 2 gelsin. Bu 1. Bir de ne yapıyorum? 3x eksi 1'i eksi x'e eşitliyorum dostum. Eksi x'e eşitle
Eksi x buraya gelsin 4x olsun. Eksi 1 buraya artı 1 olarak geldi. X eşittir 4'e bölersen 1 bölü 4. X değerlerinin toplamı kaçtır? Şunu da biz 2 ile genişletelim. 2 bölü 4 olsun. Paydalara eşit oldu. 2 ile 1'in toplamı 3 bölü 4 yaptı. X değerlerinin toplamı 3 bölü 4. Bir de bu soruda dostum şunu da denemenizi istiyorum. Her seferinde mutlaka şunu da yapın. X'i 1 bölü 2 bulduk ya burada. Yerine mutlaka yazın bakalım sağlıyor mu? 1 bölü 4 buldun mu? Mutlaka yaz yerine. Bakalım sağlıyor mu canım öğrenci? Buna da mutlaka dikkat edin. Ben şimdi yapmadım burada çünkü biliyordum sağladığını ama mutlaka bu iki tarafta da x'li ifadeler varsa mutlaka yerine yazıp sağlatacaksın her seferinde. Şimdi şunu yapalım. Ne diyorum? Bunu biraz daha ince bir kalem alayım. Maviye alayım hatta. Şimdi ne diyoruz? 2x eksi 4 bir x artı 5'e eşitlenecek. Bir de 2x eksi 4 bunun eksilisine yani eksi x eksi 5'e eşitlenecek. Eksiyle çarpacağız. Peki. X buraya gelirse x olur. Eksi 4 buraya gelirse de artı 4 olarak 9 olur. Şunu bulalım. Eksi x buraya gelirse artı 3x olur. Eksi 4 buraya gelirse artı 4'ten eksi 5 artı 4'ten de eksi 1 olur. Yani x eşittir. Eksi 1 bölü 3 geldi. Ne diyor bize? X değerlerinin çarpımı. Yani 9 çarpı eksi 1 bölü 3. O da ne yaptı? Eksi 9 bölü 3'ten eksi 3 geldi. Tamam. Cevaba ulaştık. Ama bak yine aynı hatayı yaptım. Şimdi ben alıştım ya arkadaşlar sürekli bunlardan çöze çöze artık. Yani bizimle sizin aranızdaki tek fark. Ben yıllardır bunları çözüyorum. Sen belki de ilk defa bu sene, hadi bilemedin bir önceki sene başladın. O yüzden hani sen mutlaka dene, tamam mı? Ben bir bakışta görebiliyorum aslında ama sen mutlaka dene bunları. Yani x yerine bir 9 yaz burada hemen sağlıyor mu diye bak. Bir de ne yapacaksın? Eksi 1 bölü 3 yazacaksın sağlıyor mu diye bakacaksın dostum. Şimdi geldim şuna. Önce şu eksi 3x'i bu tarafa alalım. Mutlak değer burada tek başına dursun. Eşittir. 3x buraya gelirse 12 artı 3x olur. Şimdi ne yapıyoruz? Mutlak değeri 1, 12 artı 3x'e artı olarak eşitliyoruz. Bir de mutlak değerin içini eksi 12, eksi 3x olacak şekilde eşitledik. Peki, 3x'i buraya alırsam eksi 3x gelecek. Eksi 2x eşittir 12, x eşittir, eksi 2'ye bölersem eksi 6. Burada düzenleyelim. 3x'i buraya alırsam 4x eşittir eksi 12, x eşittir eksi 3. Şimdi çözüm kümesi nedir diye soruyor. Şıklarda şu kesin var artık bak. Eksi 6'ya eksi 3 diye bir çözüm kümen mutlaka var. Hemen bunu işaretleme. Ne yap dedim? Bir yerine yaz bakalım sağlıyor mu canım kardeşim? Mesela eksi 6'yı getir yaz bakalım oluyor mu? Şimdi eksi 6 yazarsam mutlak değerin içinde eksi 6'dan 6 olur bu. Eksi 6 yazarsam eksi 3 ile eksi 6'nın çarpımı ne yapar? Artı 18 yapar. Eşit midir 12'ye? Hayır bak 24 eşittir 12 oldu. Demek ki eksi 6 sağlamıyor. İşte bu yüzden bak dedim dostum mutlaka illa her seferinde bulduğun değerler sağlayacak diye bir kural yok. Bak sağlamadı mesela. O zaman bir tek eksi 3 değil mi? Hatta eksi 3'ü de dene. Belki o da sağlamayacak ve çözüm kümesi boş küme çıkacak belki. O zaman sen hemen boş küme çıkarsa şunu işaretleyeceksin. Şıklarda bunu bulup işaretleyeceksin. Yani biz baktık tabii ki eksi 3 sağlıyormuş. Geçtim bunu da dostlar. Evet. Şimdi gelelim bakalım yeni bir özelliğimiz var mı? Kaç dakika oldu bu arada ona da bakayım bir. Oo 43 dakika olmuş arkadaşlar. Biz bu mutlak değeri de iki parçada anlatalım. Hemen şuraya ben 2 diyeyim. Şimdi biraz durdurayım videoyu arkadaşlar. Birazcık dinleneceğim. Ondan sonra tekrar devam edeceğim video çekmeye. Hadi görüşürüz göberler.